Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi. İster misiniz İbiş vergisi de gelsin? Geçen hafta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği ama araya giren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bunu önlediği haberi ortalığı sarstı. Haberin kaynağı benim de yakından tanıdığım sevgili dostum Erol Mütercimler'di. Haber Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonlu Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açık söyleyeyim ben yalanlamaya değil Erol Mütercimler'e inanırım bilgiyi nasıl aldığını anlatıyor YouTube konuşmasında. Ayrıca güvenmediği bir kişiden alacağı bilgiyi de paylaşmaz. Neyse Mehmet Şimşek görevine devam ediyor. Büyük sermaye sahiplerinin paralarını kurtarmak için canla başla çabalıyor. Zenginin vergisini silerken açığı vatandaşın cebinden yeni vergilerle çıkarmaya uğraşıyor. Şimşek'in sürekli yeni vergiler icat etmesi belki çoğunuzun bildiği bir öyküyü getirdi aklıma. İnşallah Mehmet Şimşek bu yazıyı okumaz da ya iyi aklıma getirmişsiniz. Sahi bundan da vergi alabiliriz diye düşünmez. Öykü şöyle. Eski zamanlardan birinde padişahın hazinesi yine boşalmış. Har vurup harman savurmaktan, saraya düzinelerle at almaktan, çalgı çengi yiyip içip coşmaktan her zamanki gibi beş para kalmamış koca hazinede. Padişah vezirlerini çağırıp ne yapacağız diye sormuş. Vezirlerden biri yine halktan vergi toplayacağız. Başka yolu yok sultanım diye düşüncesini açıklamış. Padişah hem kızgın hem üzgün bir tavırla yanıt vermiş. Vergi koymadığımız bir şey mi kaldı ak koca vezir? O taboka da vergi saldık. Hadi bulun vergi koymadık bir şey. Divandaki vezirle uzun uzun düşünürler. Bir türlü işin içinden çıkamamışlar. Sonunda yaşlı bir vezir buldum diye bağırmış. Padişah merakla nedir diye sormuş. Adı ibiş olandan, başı kel olandan, pazarda horoz satandan bir de kılıbık olandan bir akçe vergi alalım. Padişahın pek hoşuna gitmiş. Emir vermiş, uygulama başlamış. O ülkenin epey uzak bir dağ köyünde yaşayan İbiş isimli vatandaş bu durumdan habersiz evin ihtiyaçlarını karşılamak, karısına da bir çift pabuç almak için kümesteki çilli orazı koltuğunun altına alıp kasabanın pazarına inmiş. Daha pazara varır varmaz besili hayvanı gören bir müşteriyle sıkı bir pazarlığa tutuşup sonunda dört akçeye satmış horozu. Karlı bir satış yapmanın mutluluğuyla yürürken padişahın vergi memuru kesmiş yolunu. Horozunu sattın değil mi diye sormuş vergici. İbiş evet deyince vergi memuru ver bakalım bir akçe horoz satma vergisi. İbiş şaşırmış diklenmiş memura horoz satmanın da vergisi mi olurmuş? Tartışma uzayınca ahali de toplanmış etraflarına. Kalabalıktan biri seslenmiş. İbiş efendi boşuna uğraşma bunların elinden kurtulamazsın öde bir akçeyi gitsin. Memur bunu duyunca ''Aha!'' demiş. ''Adı da İbiş'miş. Vergi borcu iki akçeye çıktı.'' İbiş bunu duyunca iyice delirmiş. ''İbişlik vergisi de diye karşı koymuş. Kaçmaya çalışırken takkesi düşüp kel kafası ortaya çıkınca memur gürlemiş. ''Kafası da kel bunun. Bir akçede kellik vergisi.'' Adamcağız bunun üzerine kendini kaybedip ağlamaya yalvarmaya başlamış. ''Yapma ağam. Ben eve gidince karıma ne derim? Vallahi eve sokmaz. Maşa ile gelir üstüme.'' demiş. Memur bu kez üzüntülü, sıkıntılı bir sesle son darbeyi vurmuş. Birader, sen üstüne bir de kılıbık çıktın. Bir akçede kılıbıklık vergisi. Kıssadan ise, yakında hepimiz ibiş olabiliriz ona göre. Biz böyle çocuklardık işte. Sakın aman eski günler ne güzeldi dediğimi sanmayın. Gerçi o eski günlerin saflığını, insanların iyiliğini, en azından namusuzların, hırsız uğursuzların bu kadar cüretkar olmadığını hatırlamak da hoş geliyor aslında. Bugünün gençleri için 60 ve 70'li hatta 80'li yılların çocukları nelere tanık olmuştu sıralayalım. Arabaların emniyet kemeri, kafalıkları ve hava yastıkları yoktu. Arka koltuk tehlikeli değil, eğlenceliydi. Prizlerin, araba kapılarının, ilaç şişelerinin ve kimyasal ev temizleyicilerinin üzerinde çocuk kilitleri yoktu. Kasksız bisiklete biniliyordu. Sitenin su şişelerinden değil de bahçe hortumundan, sokak çeşmesinden su içiliyordu. Oyun oynamaya çıkmanın tek şartı hava kararmadan önce eve dönmekti. Cep telefonu yoktu ve hiç kimse nerelerde gezdiğimizi bilmiyordu. Bir sürü yaramız, kırılmış kemiğimiz ve kırılmış dişimiz vardı. Fakat hiçbir zaman birileri bu yüzden mahkemeye verilmiyordu. Kendimizden başka kimse sorumlu değildi. Bolca tatlılar ve tereyağlı ekmekler yiyorduk. Ve gerçek şekerli içecekler içiyorduk ve hiç kilo sorunumuz olmazdı. Çünkü hep dışarıda oynardık, aktif olarak. Dört çocuk bir limonatayı paylaşabiliyorduk. Aynı bardaktan içebiliyorduk ve kimse bu yüzden ölmüyordu. PlayStation video oyunlarımız, 99 kablolu kanalımız, Dolby Surround cep telefonumuz, bilgisayarımız, internette chat odalarımız yoktu. Ama onun yerine arkadaşlarımız vardı bolca. Yürüyerek veya bisikletle uzakta oturan arkadaşlarımızı ziyaret edebiliyorduk. Kapılarını çalıp hatta çalmayarak içeri girip onları oyun oynamaya çağırabiliyorduk. Tek kale üzerine maç yapardık ve birisi takıma alınmadığında psikolojik travma oluşmuyordu ya da dünyanın sonu gelmiyordu. Bazı öğrenciler diğer öğrenciler gibi başarılı değildi ve sınıfta kalabiliyordu. Fakat bu yüzden kimse psikoloğa ya da pedagoga gönderilmiyordu. Kimse de disleksiya, konsantrasyon sorunu veya hiperaktivite yoktu. Basitçe o okul yılını tekrarlıyordu. Özgürlüğümüz, üzüntülerimiz, başarılarımız, görevlerimiz vardı ve bunlarla yaşamayı öğreniyorduk. Soru, nasıl oldu da bütün bunlara rağmen hayatta kalmayı başardık ve daha da önemlisi kendi kişiliğimizi bu şartlar altında nasıl oldu da geliştirebildik? Basit, mutluyduk, yetiniyorduk, seviliyorduk.